Herkese selam. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Serimizin ilk şanslı konukları, kulübümüzün basketbol takımında oynayan Yunus Emre Sonsırma ve Mete Can Birsen oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Hayatınızda nasıl gidiyor? Biraz size sohbet edelim. Hayatımızda her şey yolunda gidiyor. Ligde 6-6 devam ediyoruz. Bu hafta önemli bir Beşiktaş maçımız var. Onu da kazanıp ilk devreyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çalışmalarımız tümümüzle devam ediyor. Umarım dediğim gibi son maçta kazanırız ve ikinci yarıya hazırlanmaya başlarız. Metecan, senin hayatın nasıl gidiyor? Umarım. Benim de her şey yolunda. Ben de bir süre uzak kalmıştım farkına. Hastalığı vardı. Yeniden dönmek benim için en maçımdan dönmek istiyorum. Galibiyete de döndük. Son maçımızı kazandık. Şimdi Yunus'un da dediği gibi önümüzde önemli Beşiktaş maçı bir fark. O maçı kazanıp ilk yarıya güzel bir şekilde gittik. İkinci yarıya. Aynı zamanda yeni yanında en güzel şekilde sağlık bir şekilde girmek istiyoruz. İzninizle ben izleyicilerimize de oyunu anlatmak istiyorum. Oyunumuz, ben daha önceden onlara yapıp yapmadıkları şeyleri soracağım. Onlar da eğer daha önceden yaptılarsa yaptım kartını, yapmadılarsa yapmadım kartını kaldıracaklar. Eğer hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Hazırız. Gizli numaradan birisini aradım. Sen mi dedin? Stopkucu aradım. Küçükken öyle işletmeler vardı ya arkadaşlar. Evet, falan. Evet. Gizli numaradan aradık. İşlediğim suçu kardeşimin üzerine attım. Küçükken bana. Benim yani kardeşim yok, abim var. Öyle bir şansım yok da üstüne atamazdım yani. Evet. Ben de pek kötü olduğum için. Aa. Kardeşim yok. Aynı anda birden fazla kişiyle flörtleştim. Dürüst olun. Sen yaptın mı? O yaptım. Nasıl yaptın? Ben yaptım. Önce beklerken konuştum. Evet, evet, tabii ki. Kuaförden mutsuz ayrıldım. Yaptım. Ben de çok fazla saç olmadığı için mutsuz ayrılacak bir sebebim yok açıkçası. Tanıdığım birisini fake, sahte sosyal medya hesabı açarak kandırdım. Kandırdım birisi. Evet, ya mesela bir kız arkadaşınızı fake bir hesapla hiç yazdınız mı denemek amacıyla? Ya da bir arkadaşınızı. Yok. Yapmadım. Yapmadım. Beğenmediğim bir şeye beğendim dedim. Mesela onu kırmamak adına. Ya da böyle zorunlu durumlarda yaptım. Beğenmediğim bir şey. Beğendim dedim. Ya bir şey çok kötü ama sen onu üzmüyorsun. Sen kız arkadaşına çok güzel diyor. Yapmışsın da kesin. Ya kırma bakalım. Ben aynen. Yemek yapmıştım. Evet, evet. Aynen öyle. Annem konuşmuştu. Evet. Küçükken ailemle kavga ettiğimde evi terk etmeye kalkmıştım. Ya da evden mesela. Nasıl? Böyle küserek ayrıldım. Küçükken ailemle kavga ettiğimde... Ben yaptım. Anlamadım. Kavga ettim mesela. Çekmeyeyim dedim içeriden. Belki de öyle. Ya mesela kapıyı çağırdım. Çıkmadım. Küçükken oluyor işte. Evet. Ben antrenmana... Çıkmamak için sakatlığımı veya hastalığımı bahane ettim. Yaptım. Yapmışım ya, okusa kutma. Yine lise çaldı. Annemin veya kız arkadaşımın merak edip makyaj malzemelerini denedim. Ufak yaşta olur. Nasıl? Mesela annenin veya kız arkadaşının makyaj var. Hiç merak etmedim mesela bu ruj ne, parfüm ne. Yapacak olamaz. Ödünç aldım eşyayı geri verdim. Ya da sizde kalan bir eşya. Yaptım ama bizim o altyapılarda falan meşhurdur zaten. Bir şey aldım geri verdim. Ya okulda. Kalem aldım. Son sorumuzda. Kız arkadaşım ile alakalı özel bir günü unuttum. Ya da annemizle ya da herhangi bir kız arkadaşım. Yaptım ben. Biraz yaptım. O tarihleri falan hatırlamadım. Ödüm biraz. Bayağı yansım hatırladım. Hiçbir şey anlamadım değil mi? Her şey yapılıyor öyle mi? Mete Can aşırı dürüst oldu. Aslında Yunus Emre de aşırı dürüst oldu ama Yunus Emre'nin biraz çocukluğu herhalde hareketli. Mete Can daha üstü çocuk olduğunu anladım. Aynen, bayağı yalan oldu. Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğiniz için. Bence gayet eğlenceli bir programdı. Yorum kısmına siz de görmek istediğiniz oyuncuları yazmayı unutmayın. Diğer serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.